Çünkü şeker pahalı, un pahalı, yağ pahalı. 4 lira da nereden dışarıda yiyebilirsin ki? 8,5 gelecek ama kimin cebine yarayacak? Canımız tehlikeli. Yılbaşını evde mi geçireceksiniz yoksa dışarıda mı? Evde. Mecburen. Maddiyat yüzünden mi? Yani bu pahalılıkta belli. Tamam çok güzel, asgari ücrete 8,5 lira zam yaptılar ama her şeye de zam geldi. Asgari ücret daha açıklanmadan önce bütün etiketler marketlerde değişmeye başladı. Nereye gidebiliriz ki? Artık insanlar bile birbirini çağırmıyor ya masraf olacak diye. Oturmaya yani akşam çay içmeye bile gidemiyoruz. Çünkü şeker pahalı, un pahalı, yağ pahalı. Kimse birbirine hazırlık bile yapamıyor. Ne komşuluktu, ne akrabaydı, ne şeydi, hiç kimse kimseyi çağırmıyor bile. Ailecek evde geçiriyoruz. Beni etkilemiyor. Biraz daha böyle piyasayı geziyorum. Gittim aynı yerden almıyorum. Fiyat araştırması yapıyorum o şekilde. Yani analiz yaparak alışverişimi yapıyorum. Çünkü ayağımızı yorganımızı uzatmayınca olmaz yani. Yılbaşını acaba evde mi geçireceksiniz yoksa dışarıda mı? Evde. Neden evde geçiriyorsunuz? Bu sizin maddi durumunuz yüzünden mi? Bizim emekli maaşımız zaten belli. 4 milyar. 4 milyar da nereden dışarıda yiyebilirsin ki? Bugüne kadar da dışarılarda yılbaşı akşamını geçirmedim. Yılbaşı akşamını aynı normal geceler gibi geçiriyorum. Bizler için değildir. Hristiyanlar içindir. Hazreti İsa gelecekmiş. Hazreti İsa gelecek ama ne zaman gelecek? Evde geçirmeyi tercih ederim. Maddi durumunuz yüzünden mi? Hayır. Ailenle vakit geçirmeyi sevdiğinden dolayı. Normal olarak asgari ücretle geçen bir aile olarak söylüyorum bunu. Çok da zorluyor açıkçası. Çok fazla maaş olmadığından dolayı. Şu anki ekonomik sıkıntılar da belli. O yüzden çok elverişli değil bu durumlar. 8,5 gelecek ama kimin cebine yarayacak? Orası da bir muamma tabii ki. Büyük ihtimalle evde geçireceğim. Nedeni artan olaylardan dolayı. Seçim yaklaşıyor. Canımız tehlikede. İnsan bir korkuyor haliyle. Yaşanan son olaylardan sonra. Tabii ki öğrenci adımız bizde. KYK şeyine bakıyorum. Verdiği para yetmiyor bile. Eksi değil mi yani hiç? Geçinemiyoruz zaten. Karnımızı aç geziyoruz yani. Genelde evde geçiriyorum. Ama bu sefer arkadaşlarla geçirmeyi düşünüyorum. Şimdiki piyasaya göre asgari ücrete bakarak şey yapsak sıkıntı yani. Evde geçirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımla bir planım var. Biz evde olacağız. Evde biz devamlı evdeyiz yani. Ya maddiyat yüzünden değil. Normal bizim prosedür gereği yani. Paramız da olsa dışarıda geçirmem ben. Çünkü yılbaşı bizimle alakalı bir şey değil yani. Hicri yılbaşıdır bizim. Yılbaşımız odur. Büyük ihtimalle evde geçireceğiz. Yani evet maddi durumlar, ekonomik sıkıntılar bunlardan dolayı. Dışarıda büyük ihtimalle. Bu sizin maddisel olarak sıkıntıya sokar mı? Ya pek değil. Sanmıyorum. Sevdiklerimle olacak. Dışarıda arkadaşlarımla geçirmeyi düşünüyorum. Bu durum sizin maddi olarak sıkıntıya sokar mı, sokmaz mı? Okuldaki paramı biriktirip aynı şekilde arkadaşlarımla öyle yapacak. Kendi aramızda ufak çaplı bir eğlence düzenleyeceğiz.